Merhaba sevgili gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Yayınları 8. sınıf matematik ders kitabı sayfa 31 uygulayalım sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videolar beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Aşağıda istenen işlemleri yapınız dedim. Elde ettiğiniz değerlerin eşleştiği harfleri örnekteki gibi yazdığınızda bir bilim insanının adını bulacaksınız. Bunu bulduğunuz bilim insanının çalışmalarını araştırarak arkadaşlarınıza paylaşınız diyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle 8 ile 9'un ekok değerini bularak başlayalım. Arkadaşlar 8 ile 9 aralarında asal sayılardır ve ekok değerleri bu iki sayının çarpımına eşittir. Yani 8 çarpı 9'dan 72'dir demek ki 72 yazan yerde S harfini yazacağız. Böyle devam edelim ve farklı renklerde gösterelim. Evet 21 ile 22 gençler bakın burada T'nin karşısındaki 21 ile 22'dim. Ardışık sayılardır ve ardışık sayıların EBOB değerleri arkadaşlar bir eşittir. Evet aralarında asal diyorum. Evet aralarında asal sayıların EBOB değeri sevgili gençler 1'dir. Ekok değerler de bu iki sayının çarpımıydı. O halde T gördüğüm yere 1 gördüğümüz yere T yazıyoruz. Buraya T yazdım. Bakın buraya da T yazdık. Peki 20 ile 30'un yaşta ekok değerine bakacağım. Şöyle 20 ve 30'u sol tarafta asal çarpan algoritmasından faydalanarak EBOB'larını, ların ekoklarını bulalım. Evet 2'den başlayarak bölüyorum. 10, 15. Evet 2'ye böldüm. 5, 15 bölünmez. 3'e böldüm 5. 5 bölünmedi. 5'e böldüm 1'dir. O halde buradaki sayıların çarpımı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Evet, 2'nin karesi 4 yaptı. 4 kere 3 12. 12 ile 5 çarparsak da 20 ile 30'un ekok değeri sevgili arkadaşlar 60 yapar. O halde 60 sayısını gördüğümüz yere E yazıyoruz. Yani şöyle buralara E harfini yerleştirelim. Peki sevgili gençler. 24 ile 36'nın ebobuna bakacağım. Hemen şöyle sağ tarafta 24 ile 36'nın ebobunu bulurken yine 2'den başlayarak bölelim. Gençler ebobda ortak bölenleri yuvarlak içine almayı unutmayalım. 24'ü 2'ye böldüm 12, 36'yı böldüm 18. Her ikisini böldüğü için yuvarlak içine aldım. Tekrar 2'ye böldüm 6, 9. Her ikisini böldü yuvarlak içine aldım. 6'yı 2'ye bölersem 3, 9 bölünmez. Bakın 9'u bölmediği için yuvarlak içine almıyoruz. Tekrar 3'ü 3'e bölersem 1, 9'u 3'e bölersem 3. Her ikisini böldü. 3'e böldük 1'dir. O halde 2 çarpı 2 çarpı 3. Bakın buradaki evet, yuvarlak içine aldığım sayıların çarpımı bunların ebobunun 12'ye eşit olduğunu söylüyor. O halde 12 gördüğüm yere N harfini yazıyorum. Şimdi buraya N yazdık. Başka şöyle baktığımız zaman 12 sayısını başka bir yerde görmek. Peki 15 ile 24'ün sevgili gençler ekokunu da şöyle kalemimiz değiştirelim. Evet 15 ile 24'ü asal çarpanlarına ayırarak ekoklarını bulalım. 2'den başlayarak bölüyorum. 15 bölünmedi. 12 2'ye böldüm 6. 15 bölünmedi. 2'ye böldüm 3. 15 bölünmez. Evet 3'e böldüm 1. 5. 5'e böldüm 1'dir. Buradan sevgili gençler 1, 2, 3 tane 2. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'ten. Evet 2 üzeri 3 8 yapar. 3 kere 5 15. 8 ile 15 çarparsak. Evet ekok değeri gençler 120'ye eşittir. O halde 120 sayısını gördüğümüz yere H harfini yazıyoruz. Evet başka 120 sayısını evet başka bir yere göremedik. Peki 40 ile 80'in gençler EBOB'unu bulurken. Evet iki sayı gençler birbirinin katıysa küçük olan sayı. Bakın kat olan sayılar var. O halde küçük olan sayı gençler EBOB'tur. Yani EBOB'ları 40'tır diyoruz. 40 gördüğüm yere R yazıyorum. Evet başka 40 göremedim. Peki gençler EKOK'a baktığımız zaman 7 ile 49'un EKOK'u Yine gençler bakın burada kat var. O halde ekok istediği için ortak kat büyük olan sayıdır. Bakın 49 burada. Evet sevgili gençler zaten 49'un kendisi de buraya A olarak yazmıştı. Bize örnek olarak vermişti diyelim. Burada da kuralımızı hatırlatmış olalım. E son olarak 33 ile 42'nin ebobuna bakacağım. Şurada 33 ile 42'yi evet, 2'den başlayarak asal çarpanları ayıralım. 33 e, 2 bilmez aynen yazdım. 42'yi 2'ye böldüm. 21. 3'e bölelim. 11, 7. Her ikisini böldüm. Gençler 7 ile 11 aralarında asallardır. Aslında başka ortak bölenleri çıkmaz diyoruz. Peki sevgili gençler. Şöyle devam edelim istersek. 7'ye böldüm. 1, 11. 11'e böldüm. 1'dir. Bakın buradan EBOB değerleri gençler 3 çıktı. O halde 3 gördüğümüz yere de O harfini yazıyoruz. E şuradan 72 de gençler şuraya da ekleyelim. Evet burada gençler bir matematik bilim adamı. Er evet evet Eratosthenes gençler bu bilim adamıyla ilgili mutlaka bir araştırma yapalım ve matematikte e, hangi değerleri, hangi e, çalışmaları yaptığıyla ilgili mutlaka bilgi sahibi olalım diyorum ve devam ediyorum ikinci soruyla dersimize. Şöyle biraz görelim ve yukarı sayfamızı kaydırarak devam edelim. Gençler ikinci soruda bir bakkalın 50 kilogram pirinç ve 65 kilogram mercimeği vardır. Bu bakkal bakliyatları hiç artmayacak şekilde ve birbirine karıştırmadan eşit büyüklükte paketlere koyacaktır. Bu iş için en az kaç paket kullanacağını bulalım diyor. İşte paket sayısının az olması için paketlere koyacağımız ürünlerin en fazla olması gerekir. Yani 50 ile 65'in Evet EBO bu kadar gençler paketlere ürün yerleştirilir diyoruz. Peki gençler 50 65'in EBO buna bakalım. Şöyle 2'den başlayarak bölüyorum. 25 65 bölümledim. Şimdi gençler 5'e bölelim. 5 65'i 5'e bölersem 13. Her ikisini böldü işaretledim. 5'e böldüm 1. 13. 13'e böldük 1'dir. O halde EBOB gençler bakın bu bizim için 60 ile yet, 50 ile 65'in EBOB'udur. Yani bir paketin gençler alabileceği kilogramdır. Peki paket sayısını bulmak için 50'ye 5'e bölüyorum sevgili gençler. 10 paket gerekir. Daha sonra 65'i 5'e bölüyorum. 13 paket de mercimek için gerekir. O halde paketleri toplarsam 10 artı 13'ten toplamda 23 paket gerekir diyoruz sorumuzun yanıtına. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Dikdörtgen şeklindeki bir yapbozun kenar uzunlukları 48 santimetre ve 60 santimetredir. Yapbozu oluşturan parçalar birbirine eş ve kare şeklinde olduğuna göre bir parçanın kenar uzunluğunun en çok kaç santimetre olduğunu bunu diyor. Gerçekten o halde yapbozum e, kenarlarını bölen sayı bizim için burada. Evet, kare şeklinde olacağı için birbirine eşit olması gerekiyor. Yani hem 48'i hem de 60'ı bölen en büyük sayıya ihtiyacımız var. Yani 48'e 60'ın EBOB'unu bulmamız gerekir diyoruz. Peki sevgili gençler şöyle yazalım. 2'den başlayarak bölelim. 24, 30 her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 12, 15, her ikisine böldü 2'ye böldüm 6 15 tekrar 2'ye böldüm 3 15 bölünmedi Evet şöyle gençler 3'e bölelim 1 5 her ikisini böldü 5'e böldük 1'dir O halde sevgili gençler 48 ile 60'ın ebop değeri yani en büyük ortak böleni 1 evet, 2 iki tane 2'miz var 2 çarpı 2 çarpı 1 tane de 3 var Bunları çarparsak 12 santimetre olur. Kare şeklindeki bir parçanın kenar uzunluğu en fazla diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Ve dördüncü sorumuza bakalım. Kenar uzunlukları 320 santimetre ve 400 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanı kare şeklindeki eş fayanslara döşenecektir. Kullanılacak fayansın bir kenar uzunluğu en çok kaç santimetre olacağını bulunuz diyor. Yaşta hem 320'ye hem de 400'ü bölen sayı bizim buradaki EBOB değerimizdir ve kare şeklindeki fayansın bir kenarıdır. O halde şöyle yapalım gençler. İstersek hemen bakın şöyle bir şekil üzerinde de gösterelim. Burası 400 santimetre olsun. Burası 320. ya şöyle kare şeklinde fayanslarla düşeceğimi söyledik kare olduğu için buradaki kenarlar eşit olması arkadaşlar hem 320 hem de 400'ü bölmesi gerekir deriz. O halde biz 320 ile 400'ü bölen en büyük sayıya ihtiyacımız var diyorum. Ve 2'den başlayarak bölüyorum. 320'yi 2'ye bölersem 160. 400'ü böldük 200. Evet her ikisini böldü, böldüğü için 2 yuvarlak için aldım. Tekrar 2'ye bölüyorum 80. 100 her ikisini böldü. 2'ye böldüm 40. 50. Her ikisini böldüm. Evet 2'ye böldüm 20. 25. Her ikisini böldüm. Gerçi 2'ye bölersem 20 bölünür. Ama 25'i aynen yazarız. Tekrar 2'ye böldüm 5. 25'i yazdım. 5'e böldüm 1. 5. Her ikisini böldü. Tekrar 5'e böldük 1'dir. O halde 1, 2, 3, 4 tane 2. Şuradan yazalım gençler. 320 ile 400'ün ebobu. E 4 tane ikimiz var. 2 üzeri 4 çarpı 1 de 5 var. Bu da 16 çarpı 5'ten. Pardon gençler. 80 santimetre olur. Kare şeklindeki gençler. Bakın şurası 80 santimetrelik karelerle döşenmesi gerekir diyoruz. Evet sevgili gençler. Beşinci sorumuza bakalım. Sayfamızı yukarı kaldırıyorum ve beşinci soruyu okuyorum. Papatyanın ortasında buna 28 sayısı ile aralarında asal olan sayıların bulunduğu yaprakları koparınız diyor. Gençler 28'de aralarında asal olmasını istiyor. 28'in arkadaşlar asal çarpanları bakın 2 var bir de 7 var gençler. O halde 2 ve 7'ye bölünen bölünmeyen sayılar gençler 28'de aralarında asallardır. Şöyle baktığımız zaman bakın 1 bütün sayılar aralarında asallı. Şimdi şuradan gidelim gençler. 27 2 ve 7'ye bölünmez. O halde 28'de aralarında asaldır. Evet 50 gençler aralarında asal olmaz. 2'ye bölünür. 35 7'ye bölünür. Aralarında asal olmaz. 14 aralarında asal değildir. 80 değildir. 45 de gençler 3'e ve 5'e bölünür. 2 ve 7'ye bölünmez. Aralarında asallardır. Duvarak içine aldığımız gençler Aralarında asal olacak. Bunları birazdan boyayacağım. 39 sevgili gençler. 3 çarpı 13'tür. Aralarında asallardır. 1, 2, 2'ye bölünür. Aralarında asal değildir. Halde şöyle. şu Üzerinden böyle gösterdiğimiz 1, 27 39 ve 45 yapraklarını toparmamız gerekir diyoruz. Evet gençler. Devam edelim ve 6. sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sayı çiftlerine aralarında asal olup olmadıklarını bulunuz diyor. Gençler şimdi A'daki sayılara baktığımız zaman 2'nin 3. kuvveti ve 3'ün 4. kuvveti. ile gençler 3'ün 5. kuvveti ve 5'in 2. kuvveti var. Şimdi gençler ortak taban varsa aralarında asal olmazlar. Bakın burada her iki tarafta da 3 tabanı olduğu için bu iki sayı aralarında asal değildir. Çünkü 3 üzeri 4 gençler demek ki evet, 4 defa 3'e ortak bölünecekler diyoruz aralarında. Asal değil. B'deki sayılara bakıyorum. 11 var, 7 var. Diğer tarafta gençler 5 ve 3 var. Evet, ortak asalı olmadığı zaman da aralarında asallardır. O halde bu iki sayı aralarında asaldır gençler. Evet, ortak asalı yoksa da o iki sayı aralarında asal olurlar diyelim. Peki gençler şöyle kalemimi rengini değiştiriyorum ve 7. soruyu okuyorum. A 1 ile B artı 3 aralarında asal olmak üzere A 1 bölü B artı 3 eşittir. 27 bölü 99 ise A artı B değerini bulunuz diyor. İşte A artı 1 ile A 1 ile B artı 3 aralarında asal olacak dedi. O halde 27 bölü 99'u sadeleştireceğiz sevgili gençler. Şuradan yazalım. A 1 bölü B artı 3 eşittir. 27 bölü 99. Gerçekte 27 a eksi 1 yerine alırsam b artı 3 yerine 99 alırsam şu aralarında asal olmazlar. O halde şöyle bir 9'a sadeleştireyim. 3, 11. Bakın a eksi 1 yerine 3 alırsam b artı 3 yerine de artık 11 alırsam 3 ile 11 aralarında asaldır. O halde a eksi 1 eşittir 3 diyeceğim. Buradan gençler a'nın değeri 4'e eşittir. b artı 3 11 ise buradan da b'nin değeri 8'e eşittir. Bizden a ile b'nin toplamını istedi. a artı b 4 artı 8'den 12 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Şöyle sayfamızı yukarı kaldırdık. Ve kalemin rengini değiştirerek 8. soruya bakıyorum. 42 ile 20A 2 basamak doğal sayıları aralarında asaldır. alır. Buna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamını bunu izliyor. Gençler 42 sayısı bakın 2'ye bölünür, 3'e bölünür ve 7'ye bölünür gençler. O halde 20 ile başlayan sayılarda 2, 3 ve 7'ye bölünenleri ne yapmam gerekir? Elemem gerekir. Önce 20 ile başlayan bütün sayıları yazalım. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Gençler istersek burada direkt ikiye bölünen yani çiftleri eleyerek de gençler yazabilirdik. Ama ben ayrıntılı şekilde yazıp konumuzu tam olarak kavramanızı istiyorum. Yani 42 ikiye bölündüğü için gençler şu ikiye bölünenleri şöyle direkt silelim. Yani çift, çift sayıları direkt atıyorum. Daha sonra 3'e bölünenler gençler rakamları toplamı 3'ün katıydı. Bakın 21 3'e bölünür. 24'ü zaten sildim. 27 3'e bölünür. Gençler 7'ye bölünen başka sayımız var mı? Yani 7'nin katı var mı diye düşünüyorum. Bakın 23 7'nin katı değil. 25 değil. Ve 29 değil. O halde 42 ile 23 şöyle yani 42 ile 23 aralarında asaldır. 25 aralarında asaldır. Ve 29 aralarında asaldır. O halde A gençler birler basamandaki sayı olduğu için Buradan 23'ten 3 gelir. 25'ten 5. 29'dan 9 gelir. Yani A yerine 3, 5 ve 9 gelir. Toplamını istediği için 3 artı 5 artı 9. 3, 5 daha 8, 9 daha 17 olur. 8. sorumuzun yanıtı diyelim. Evet sevgili gençler. 9. sorumuzu okuyalım. Şöyle kalemimi değiştireceğim. Birden farklı Aralarından sonra iki sayının EBOB'u ile EKOK'un toplamı 15 olduğuna göre bu sayıları bulunuz diyor. Gençler sayılar aralarından sonra EBOB değeri evet 1'dir. O halde EBOB ile EKOK'un toplamı 15 ise EKOK değeri de evet 1'i 14'te toplarsak 15'tir diyorum. EKOK 14'tür. Peki gençler bu sayıları bulmamızı istiyor ve birden farklı dedi. Dikkat edelim. Şimdi EKOK sevgili gençler aralarından sonra iki sayının EKOK'u iki sayının çarpımıdır. Yani i̇ki sayının çarpımı 14 olan sayıları düşüneceğiz. Şimdi o halde ben 14'ü çarpanlara ayıracağım. Bakın bir kere 14 et evet iki kere 7 gençler. Şimdi birden farklı dediği için o halde ben 1 ile 14'ü almayacağım. Burada alacağımız değerler 2 ve 7'dir. Evet o halde sayılarımız gençler. Sayılar Sayılar bul dediği için 2 ve 7 olur sayılarımız diyelim. Evet. 10. ve son sorumuzu inceleyelim sevgili gençler. Evet, Asal çarpanları çarpmış şeklinde verildi. Evet. Şeklinde verilen x ve y sayıların en küçük ortak katı yani ekok değerim en büyük ortak bölen yani ebobunun kaç katıdır diyor. Gençler burada ne yaparız kat dediği için ekoku ebobu bölmem gerekir. Önceki sayılarımızın ekoklarına baktığımız zaman şöyle ekok bölüm ebop gençler bize katı verecek. Evet. Ekok değerine gençler tabanları ortak olan sayılardan kuvveti büyük olanları ve ortak olmayan her bir sayıyı alıyordum. İkiler gençler var. 2 üzeri 5'i alacağım. Bu bizim için ekok olacak. Evet. 5 üzeri 2 var. 5 üzeri 3 var. Evet bakın burada 3 var gençler ortak olmayan sayıyı alacağım. Hatta önce 11'in karesi alalım. 11'in karesi her iki tarafta var. Aynen yazdım. Bir de 3 üzeri 1 var gençler. Evet ortak olmayan sayı da ekok değerinde alınır demiştik. Peki EBOB'da sevgili gençler tabanlar ortaksa üstü küçük olanlar alıyoruz. 2 üzeri 4'ü alacağım. Daha sonra baktığım zaman 5'in karesini alacağım. 5'ler ortaktı. 5'in karesini aldım. Evet 11'in karesi gençler her iki tarafta ortak. Bir de 11'in karesini alacağız diyorum. Şimdi sadeleştirecek olursam gençler bölme işleminde. Bakın 11'in kareleri birbirini götürdüm. 5'in 3. kuvveti gençler şu demektir. Bakın 5 çarpı 5 çarpı 5 demektir. 5'in karesi de 5 çarpı 5 demektir. O halde buradan 2 tane 5 şöyle yazalım gençler. Buradaki 2 5'i götürür ve sadece yukarıda 5 kalır gençler. Ya aynı şekilde 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 4'ü e değiştirsem yukarı kısımda 2 kalır. O halde kuvvetli gençler buradan 5'in kareleri 5'in 3'ün kuvvetleri gitti. Evet pay kısımda 2, 5 ve 3 kaldı. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 katıdır diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.